Bismillahirrahmanirrahim. Evet, başlamadan bir şey kontrol edelim. Mesela benim görüntüm kaydı. Her zamanki bir yakışıklıyım. Evet. Oyun video kaydı da güzel. Evet, ses kayıtlarında bir sıkıntı yok gibi. Başlayabiliriz o zaman. Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yakut Paşa. Yeni oyun videoma, daha doğrusu yeni oyun serime hoş geldiniz. Evet, doğru duydunuz. Gördüğünüz gibi yeni bir oyun serisine yeniden karşınızda bulunuyorum. Evet, Oxygen Not Included oynamak istedim arkadaşlar. Yani bir Oxygen Not Included oyun serimiz olacak yeniden. Biliyorsunuz uzun süre önce bir Oxygen Not Included oyun serimiz vardı. Bu bahsettiğim seri maalesef yarıda kaldı. Bunun iki sebebi var. Birinci sebep arkadaşlar, maalesef bu oyun oynama fırsatı bulamamam. İkinci sebep ise bir başka oyun serisine yönelmem oldu. Ama bir zaman sonra bu oyun tam süreme ulaşmış. Ben de arkadaşa yeniden oynamak istedim. Ve bir oyun serisinin yapılması istedim bu oyundan. Evet, ama bu oyun serimiz diğer oyun serisinden daha farklı olacak. Benim amacım bu oyunu yani Oxygen Not Included'i en zor seviyede oynamak olacak. Bunu nasıl yapacağız? Hemen açıklayayım. Arkadaşlar, hayatta kalma ihtimalin çok az olduğu hedef seçeceğiz. Affedersiniz, dilim sürçtüm. O da bu hedef arkadaşı. İsim Osisis. Diğeriyle karşılaştırırsak bu neden en zor seviyede oynayabileceğimiz bir hedef? Çünkü arkadaşlar bu hedefte Aridoyu da yani daha çok kaynak bulunuyor bu hedefe göre. Şimdi bu hedefin ne tür bir özelliği varmış bir okuyalım. İsmi Osisis. Yüzeyin altına hapsedilmiş hayat önemli su bulunan ıssız bir konum. Osisis'te geniş bir yer altı çöl sıcaklığı tehdidi oluşturacak ve bir koloninin kaynaklarını zorlayacak. Evet. Fakat bu meydan okumada hayatta kalmak büyük endişe olanakla sunmalı. Hayatta kalma ihtimali çok az, demin de bahsettiğim gibi. Şimdi koordinatlara bakalım. Metal yoksunu. Başta metal sıkıntısı çekebiliriz. Jeolog olarak aktif. Bu işimize yarayabilir. Bana göre doğru bir koordinat değil arkadaşlar. Çünkü böylelikle işimizi aslında basitleştirmiş olmayabilirik. Eğer ki arkadaşa sonsuza tek oynamak istiyorsak güzel bir seçenek ama bilemiyorum. Bir devam edelim. Metal yoksunu, bu kötü bir vasıf koordinat için. Küçük kaya parçaları ne zor ne basit. Normal bir vasıfta diyebiliriz. Aslında işimize yarayan da bir vasıfta diyebiliriz. Çünkü obsidyen bulunduracağım. Obsidyen de ısıya karşı bir madde. Hastalıklı balçıklar büyümeleri bu dünyanın her yerinde tespit edildi diyor. Bilmiyorum. Bu işi zorlaştırır mı? Aslında hastalıkla kavgamız olacak. Eğer ki bu vasıfla uğraşmak zorunda kalırsak diye düşünüyorum bu koordinatta. Oyun ayarlarına geçelim. Hastalık, salgın eğilimli, moral, merhametsiz, açlık, pis boğaz, stres de arkadaşlar açıkçası kasvetli. Yardım paketlerini kapa diyorum. Gördüğünüz gibi en zor seviyede ayarlanmış. Evet, bence bu sıkıntılı bir koordinat. Daha zor olur mu bilmiyorum. Bence bunu böyle bırakalım. Evet. Aklıma volkanlar geldi. Volkanların da işe yarar bir yönü var arkadaşlar. Birincisi volkan kaya veriyor. Ham mineral neyse mineral sonuçta. Ve volkanlar ısı veriyor. Isıyla buhar oluşturup arkadaşı inanılmaz şekilde enerji üretmeniz mümkün. Şunu da baştan söyleyeyim de. Arkadaşlar bu oyun serisine başlamadan birçok denemelerim oldu. Yani daha doğrusu oyunu oynadım güzel bir şekilde. Her türlü arkadaşlar çalışmalarım oldu oyunu güzel bir şekilde tam sürüme ulaştıktan sonra öğrenebilmek için. Evet. Şimdi gelelim kadromuza. 3 tane kopya seçeceğiz. Burada nasıl kopya seçimini
gidelim. Onu düşünüyorum. Bak bu güzel bir ama sıklıkla gaz çıkarıyor. Bunu bir yenileyelim. Bunu bir takım giyicisi olsun isterim ama mümkünse bilim ve tedarik konusunda vallahi güzel ama güç azaltılı. Ah be. Bilim arttırılmış güzel de güç azaltılı olması hiç iyi değil. Temizlemekte falan kullanmayacağız. Aslında bunun amacı pilot olmak ileride. Yani bence güzel bir şey. Temizleme hızı, taşıma kapasitesi. Tamam, bu uygun. Gelelim ikinci arkadaşımıza. Tedarikçi özelliğini tarımcılık bir de hayvancılık olsaydı yüzümüz gülerdi. Bilim, inşaat, makineler. Hayır. İnşaat, makineler. Güç artıp işimi görevi yapamaz. Bu hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Evet. Ekstradan bir de kazı. Arkadaşlar. Yeteneğini ekleyebiliriz diye düşünüyorum. İlgi alanı olmasan da. Olmasa da dinim suçlu yeniden. Ha beni ilk defa izleyen arkadaşlarımız varsa aramızda şunu açıklamak isterim. Benim Türkçe maalesef sizin kadar iyi olmayabilir. Bunun sebebi benim bir başka bir vatanda doğup büyümem arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Yani Türkçe dersi görmedim. Ailemden ve arkadaşlarımdan öğrendim. Türkçe ile karşınızda bulunuyorum şu anda. Güç azaltır hiçbir şey olmaz. Mümkünse bir tarımcı arkadaş olsun. İnşaat, atletik, hayır, yaratıcı makine. Valla hava tüketim oranı azaltılı. Bu zoluk seviyesinde güzel bir imkan ya. Ama ne bileyim, bilemedim şu anda. Şu anda resmen bilmiyorum arkadaşlar, değiştirsem kalsam mı diye. Yani güç makinene güzel bir uygun aslında. Değiştirelim ya. Araştırma görevi ya, bana şey lazım arkadaşlar, tarımcı lazım. Evet. Maalesef. Kazda atlı işime yaramaz. Kazı yaratılacak. Saldırma görevi yapamaz. Aslında senin saldırgan görevi yapman lazım. Başka kim yapacak kazı yaratılacak? Hayır. Diyorum ama aşçılık aptalı yok, saçma. Yaratıcı hayvancılık da kötü bir şey değil aslında ama atletik azaltılı diyor. Tarımcılık, hayvancılık, doktorluk, artılık ek iş olarak da doktorluk yapar bu arkadaş. Güzel. İnşallah bu çiçektirken şeyden bahsetmiyordur. Çiçek. Riske giremeyeceğim çünkü çiçekte dekorda da bulunacak. Ulan sakın tarım için kullanacağız ya, ona da yok yok yok, hiç riske girem. Tanımcılık kültürü şekilde oldu aslında. Fena değil ama makinelerle ilgilenebilir. Gerek yok. Makinelerle satın biri ilgilenecek. Tarımcılık, hayvancılık, araştırma görevi. Aa, güzel güzel. Şimdi burada bunu bırakıyoruz. Ama bu arkadaşımız ilk başta büyük ihtimal kazıya gider mümkün olursa. Evet. Güzel. Aa, bu kolonin ismi Türkiye'nin en sıcak yeri Adana. Merkez. Patlıyor herkes. Herkes. Evet. Patlıyor herkes. İnşallah doğru yazmışım. Evet, koloni. Burada bir şey mi düştü? Bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmişti. Bakalım bakayım. Burada su bulunuyor. Bu ne lan? O uçak yakın bir arkadaşa. Aa, neydi onun ismi? Geyser ya da öbürünün ismi aklıma gelmiyor. Kuyu mu diyelim, aklıma gelmiyor şu anda. Menfez ya da var. Evet.
Şimdi bizim amacımız büyük ihtimal ilk önce bu suya ulaşmak aslında olsa kötü olmaz diye düşünüyorum ama şimdi bu su çabuk bir şekilde kullanılması doğru olmaz. Neden? Çünkü bu arkadaşa su gördüğünüz gibi halin ılık. Yani güzel, değerli bir su ama bir zaman sonra bu suya karşı dayanılmayacak. Büyük ihtimal bu suda ısınacak diye düşünüyorum. Bizim güzel bir plan yapmamız lazım burada. İlk önce bir zahmet şöyle kazılsın. Sonuçta kimsenin boş durmasını istemiyorum. Evet. Şimdi biraz etrafın nasıl bir durumda olduğunu öğrenmiş oluruz. Büyük ihtimal buraya karbondioksiti toplarız ve burada oksinot çiçeğinin karbondioksit kazanmaya bakarız. Galiba ben buradan merdivenden aşağı ineceğim. Şimdi bu odanın büyüklüğü ne kadar olur onu düşünüyorum. 1, 2. Buraya bir duvar gelse buraya böyle böyle. Burada merdiven inecek. Bu nasıl olacak? O zaman şöyle yapalım. Buraya duvar geldiğini düşünürsek. Evet. Böyle yapalım biz. Tamam mı? Buradaki suya ilk önce göz dikelim. Biz bir de aslında biraz da demire sahip olabilsek güzel olur. Buradan zıplarla aşağı inerler falan. Olabilir diye düşündüm. Ulaşım sıkıntısı. Aslında bunu kazdıktan sonra da bununla oksijen yayabildiğime göre ya, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet, bir zahmet. Hadi bakalım. Tuvaleti nereye inşa ederiz? Onu düşünüyorum şu anda. Aa, burada bir düşünce var. Buraya karbondioksit acaba dolar mı onu düşünüyorum şu anda. Şöyle bir şey yapabiliriz. Karbondioksit dolmasın diye buranın etrafına buradan aşağı iner mi ki bilmiyorum ki. Deney yapalım biz. Evet. Şimdi gelelim tuvalet meselesine. Tuvaleti nereye inşa etsek güzel olur, mantıklı olur. Şu anda yavaş oynadığım ben de biliyorum bundan. Hemen nasıl stres oluştu ya? Helal olsun be. Yavaş lan. Yavaş, daha yeni başladık. Dur. Şimdi bu abur ağaçlarını yıkalım diyeceğim. Yok, yıkmayalım. Buraya doğal bir park kullanabiliriz ilk başta diye düşünüyorum. Evet. Bu tarafa biz tuvalet yapalım desem. Aa, durdu, mümkün. Evet, mümkün. Kazı yapılacak biliyorum ama olsun, sıkıntı değil. Şimdi diyeceksiniz ya abi bu planlama ne ya, dur daha yeni oynamaya başladın hemen, neyin nasıl planlıyorsun anlamadım plan diye ne olacak. Doğrudur, bizim amacımız burada her şeyi doğru düzgün planlayıp ileride böyle sıkıntıya girmemek açıkçası yani. Yoksa ben de boşu uğraşmayayım burada. Keyfimden. Evet. Bunlar Deniz'de Dağsın bir yer hariç. O da neresizdi? Tabii ki arkadaşlar. Siz söyleyin. Yatak odaları hariç. Evet. Mümkünse bunu da inşa etsin bir arkadaşımızın gelip. Büyük ihtimal buradan böyle geldiklerini düşünürsek buraya yatak odası mı inşa ederiz? Ya da burayı, dur dur.
Yatak odalarını buraya inşa ederiz. Evet. Telefon çaldı, saldım birden. Saldım birden, sandım birden diyemedim. Saldım birden dedim. Evet. Daha sonra şunu kaz. Bunu kaz bir zahmet. Evet, bir zahmet. Belki karbondioksit yanlış bir yerde toplanabilir. İstemediğimiz bir yerde toplanabilir. Aa, burada da bir su deposu var. Evet, evet, evet. Güzel, güzel. Şimdi hızlandırabiliriz. Gördüğünüz gibi durum bende. Aslında karbondioksit bir yerde toplanmasını sağlamak lazım. Bunu biliyorum. Nerede toplanmasını sağlamak. Ya burada ya burada toplanacak. Büyük ihtimal. Biz şöyle yapalım o zaman. Bir zahmet. Karbondioksit burada toplansın. Kapatalım burayı. Hı-hı. Bir zahmet. Ya böylelikle buradan arkadaşlar karbondioksit bu tarafa gitmez, bu tarafa gider. Ha, burada oksijenli taşlar var, doğrudur ama sıkıntı değil. Evet. Şimdilik böyle aşağı doğru iner burası. Sıkıntı yok. Yemek ağacı döküldü burada ya. Yemek ağacı tohumu. Daha birçok tohum var, dert etmemek lazım. Evet. Şimdi daha sonra yok ala çıkılacak. Bunun sebebini açıklamam gerekiyor. Oksinotlar var, yemek ağaçları var. Yani ne bulursanız var. Şimdi buraya bir yere de biz bir şey inşa edeceğiz. O da büyük ihtimal şey olur. Araştırmak için olur. Evet. Bir şey daha hesap etmemiz lazım. Az kalsın unutuyordum. İleride mesela doğal koruma alanları mevcut olması lazım. Base'in içerisinde. Çünkü doğal koruma alanları balçık mı bu? Evet lan, balçık. Ay balçık ne kadar yakın lan. Dur. Allah yardımcımız olsun. Dikkat etmek lazım. Kazamayız bunları. Doğa koruma alanlarını şimdiden yok etmek istemiyorum. Nerede oluşturacağımız belli değil. Ama büyük ihtimal burada, buraya yakın bir yerde olmaz. Dışarı doğru veya... Şimdi doğa koruma alanları nereye gelecek? Doğa koruma alanları arkadaşlar geleceği noktalar. Yatak odası, daha doğrusu kışla çıkışı. Base ya da istasyon, artık ne ismi ve istasyon diyelim, bu tüm yapıya çıkışı falan olacak. Bunlar olacağı için arkadaşlar inşa edeceğimiz noktada dikkat etmemiz lazım. Yani nere şimdi, ama bu buralarda olacağını sanmıyorum doğal koruma alanını. Aslında keşke burayı biraz üstün kazıp da buraya doğa koruma alanı yapıp da buraya yatak odalar yapsaydı. Bak işte bu aklıma gelmedi. Geç mi kaldık? Evet, geç kal. Aslında dur lan, geç değil, yok. Şimdi diyeceksin niye şimdi, güzel işte toprak var burada. Sıkıntı şu arkadaşlar. Ben burayı ileride şey inşa edecektim. Neydi onun ismi? Aslında dur lan, aklıma başka bir şey geldi. Burayı ileride araştırma odası ilan etsek. Yatak odalarını üst tarafa alsak. Evet, geç olmadan da bunu istiyorum, böyle olmasını. Evet, yatak odalarını başka bir yerin içerisinde. Yatak odalarını da şimdilik bu tarafa inşa ediyorum. Evet. Ve burada da ileride aynı düşünceye varıyorum.
Diyeceksin ne yapıyorsun lan üstte inşa ediyorsun, hasta mısın sen? Yok hasta değilim arkadaşlar. Evet. Biri yatakta yatıyor, çok güzel. Buraya kazmayı durdurdum. İleride doğa koruma alanı buraya gelir belki. Ah be. Keşke. Yani hesap etmeden burada bir işe giriştik ama olsun. Şu anda rahatsız edici bir şey değil bu. Alan oldu artık. Büyük bir sıkıntı mı? Hayır, bana göre değil tabii ki. Şimdi diyeceksiniz burada ne tür sıkıntı oldu ki ya? Neyi taklıyorsun böyle? Aslında bakın ileride buraya şunun üstüne ekip arkadaşı, bunun altına karo çekecektim. Böyle bir planlamam var benim. Bir zahmet önce şunu inşa edelim. Yatağı da inşa edersin, sıkıntı yok. Evet, oksijen dağılıyor, karbondioksit birikiyor. İstediğim gibi oldu burada. Çok güzel. Bir daha sorunumuz yok şimdilik, çok şükür. Şimdi büyük ihtimal boşta olacak bir arkadaş dedik, oldu da. O zaman nasıl kazalım? Şimdi fazla yer açmak istemem aslında. Diğer arkadaşlar neyle uğraşacak, o da var. Herhalde boş duracak değiller yani. Şöyle bir kazım yapsak. Ya da bak burada gene inşa edebiliriz. Mesela burayı yemekhane ilan ederiz. Tamam mı ileride? Burada doğa koruma alanı, burada da yatakhane de olabilir. Kötü bir fikir değil bana göre, evet. İnşa ederken dikkat etmemiz lazım. O kadar basit. Şimdi 1-2 buraya karo geldiğini düşünsek buradan böyle kazanın. Zahmet. Bunları alıyorum. Bunun bir sebep var arkadaşlar. Güzel bir şekilde açıklamasını yapacağım. Burada da biraz alüminyum kazısı yapasın bir zahmet. Çünkü bunlar ileride aşağı gidecek. Belki bu arkadaşın aklına geri aşağı gidecek. Ah. Şimdi gelelim yetenek konusunda. Nails en iyisi. Nails sen araştırmaya gidiyorsun bacım. İnanılmaz yetenekli bu arkadaş. İlk önce ekim kutusunu araştırıyorsun. Bizim için önemli. Ya da ekim kutusu yerine. Bunu iyice düşünmem lazım. Ekim kutusu yerine. İlk başta biz direkt manuel hava kilidine mi gitsek? Neden mi? Çünkü manuel hava kilidini yaparaktan havayı dışarı vermiş. Şu anda hava sıkıntımız yok aslında. 3 arkadaş. Ama dur lan. Yok. Sen manuel hava kilidine git bir zahmet. Evet. Havayı içeri tutmak istiyorum. Dışarı hava vermek istemiyorum. Daha az sorun çekersek arkadaşlar şimdi bir sıkıntı değil. Burada oksinot taşlar var sıkışırsa kullanmalı diye. Evet. Şimdi bunlar kazı yapıyor burada. İleride kapı kapayacağımızı düşünürsek şöyle kazı yaparız. Aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. Nasıl bir şey yapacağız biz burada? Ben size açıklamasını yapayım burada. Şimdi buraya depolama kutuyu inşa edelim, tamam mı? Bu kaynakların tamamı toplanacak. Evet, burayı sonra da bir şeyle kapatacağız. Tamam, gerek yok, yırtma bunu. Yalnızca süpürülen bir zahmet. Evet. Sonra da kapatırız. Bakın bu birçok denememde aklıma gelmedi ilk başta ama şimdi geldi. Evet. Güzel. Bunu da al. Hayvanlar bizde yaşayabilir. Bu odayı kapatacağım. Bunu yık. Boşta olamaz ya. Süpür bunları. Daha sonra şu yukarı ulaşmaya çalışalım bir zahmet. Hı hı.
Bunlar süpürüldükten sonra 9 yapmaz değil mi? 5 de tamam. Tamamdır. Sonra bura bir zahmet şöyle kapatırsın. Teşekkürler. Hayvan orada kalabilir diyecektim. Kalmadı. Ne demedik tüh. Aynısını burada yapmayacağım. Sebebini açıklamam gerek yok galiba. Evet, oksilatla getirdik. Büyük ihtimal bunlar bir zaman sonra azalacak. Azalmıyor. Çünkü oksijen mi bol? Aa, şunu dur. Aklıma şöyle de geldi bir şey. Güzel. Ya hızlı araştırdı lan bu adam. Vallahi adam diyorum, kadın. Bir zahmet dur bir. Aklıma geldi, unuttum. Şurayı da kapatabiliriz. Dur, hepsini toplamana gerek yok aslında ya. Önemli kaynaklar toplansın bir zahmet. Yani aslında ekim kutusuna işi görebildik. İlk önce ekim kutusu inşa edilebildi. Ha, açtık sonumuz var. Yok, sıkıntı değil ya. Evet, ileride lazım olacak. Buraya bir kapı inşa ederiz. Helal olsun, ektin lan adam. İstik herif. Ya hadi be. Ha, uyuyacaksınız falan, sıkıntı yok canım. Takdir edilir. Sevin birbirinizi, sahip çıkın. Güzel. Odadan uzak. Bunların dekor bonusu da var arkadaşlar. Bir üstün üstlük şeyi bonusu da var. Çalışma hızı da veriyor bunlar arkadaşlarımıza. Evet, bu bölüm burada bitiyor. Gördüğünüz gibi başladık hayatta kalmaya. Bu mesele devam edecek. Amacımız ne kadar kaynak varsa ulaşmaya bakmak. Ve bunu başardıktan sonra arkadaşlar bizim ana sebebimiz buradaki suyu dökülmesini sağlayabiliriz buraya diye düşünüyorum. İleri dönük, evet, şuradan kazı yapsak falan böyle. Amacımız hakkında konuşmadım. Ana amacımız diye tekrarlayıp duruyorum. Isıyı karşı koruma başlatmak, yani yanıtımlı karo inşa edeceğiz. Büyük ihtimal ilk korumayı galiba buradan başlatırım. Amacımız buradaki suyu korumak olur. Nasıl yaparız? Şuradan kazar şöyle, şuraya güzel bir şekilde şey yaparız. Neydi onun ismi? Yaratımlı karo böyle. Su seviyesi yükselebilir, sıkıntı yok. Böylelikle burada işimizi görürüz. Ya da diyor, niye buraya kazarız? Burada olur, sıkıntı yok. Su seviyesi burada çıkabilir canım. Daha sonra buradaki suyu korumaya çalışırız. Yaratımlı karo direkt buradan düz aşağı ineriz. Buradan yaratım karo şöyle. Şöyle tamamdır. Aynısı bunun içine geçerli. İlk önce buralar korunur. Daha sonra geri kalan bezi kurtarmaya çalışırız. Suyu diyeceksin, suyu niye ilk önce koruma altına alıyorsun? Çünkü arkadaşlar tam emin değilim bu konuda ama biz oksinotları ileride sulayacağız ya. Soğuk değil de sıcak suyla solursak büyük ihtimal bununla bir zaman sonra ısı verir. Bu da bezin içinde ısı oluşması sağlar. Buna da hiç kimse razı olmaz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.